Arkadaşlar merhaba. Ben Rasim Dora. Bugün talihsiz bir olay başıma geldi. Onun videosunu da atacağım size. Şu kovanım ne hikmetse, yani şuradaki aralıktaki, şu sıradaki yanında ağaç olan kovanımın kapağı arka tarafta. Kovan burada. Petekler de tam şurada. Dik bir vaziyette devrilmiş, düşmüş. Yani bunu ya bir domuz yaptı, ya bir insan yaptı. Ama bana kalırsa insan yaptı. Bal çalmak istedi ya da arıyı çalmak istedi bir şekilde. Çünkü kovanlarda bir eksilme de yok. Hani peteklerde de bir eksilme yok. Dün sabah görmüş arkadaşlar aralıkta. Bana bugün haber edebildiler. Bugün şey yaptılar. Ben aralıkta şöyle bir de şey buldum. Şöyle bir sopa, kargı deriz biz buna. Bu da şurada ileride böyle atılı bir şekildeydi. Yani bunu büyük bir ihtimal birisi almış, kesmiş. Bakın ya arkadan kovanı ittirdi bununla, devittirdi kovanı. Ama ağır bir kovandı, güçlü bir kovandı. Yaklaşık 8 çıtalık bir kovandı. Nasıl böyle bununla ittirilebiliyor, düşürülüyor? Onun da hiç şeyinde değilim. Yani hani aklım almıyor. Geldim, arıları topladım. Allah'a şükür. Bakın şurada tabii ölmüş arılar. Bir geceyi dışarıda geçirmiş bunlar. Yani bir kısmı ölmüş. Yani yine buna rağmen çok az arı telef olmuş. Şöyle göstereyim. Kovan dediğim gibi güçlü bir kovan. Yaklaşık 2 saat oldu. Çıtalarını koydum. İçinde kapalı yavruları var. Günlükleri var. Büyük bir ihtimal günlükler ölmüştür soğukta. Soğuk olduğu için arı onları söküp atar. Ana arıyı görememiştim. Bir iki saat kadar bekledim. Şimdi tekrar açtım kovanı. Ana arıyı gördüm. İçim rahatladı. Çünkü şu mevsimde, şu anda bile günlük atan güçlü, güzel bir ana arı. Bunu kaybetmek beni gerçekten çok üzerdi bugün. Arılar bu şekilde arkadaşlar. Şimdi üstüne şöyle tahta falan koydum. Yani rüzgar, burada o kadar rüzgar alacak bir alan değil burası. Rüzgar kırın uçacağını sanmıyorum. Özellikle şu en baştaki kovan. Yani buraya kadar gelmiş arkadaşlar. Bir metre, bir buçuk metre şuraya kadar kovan uçmuş gelmiş yani. Ters çevrili değildi kovan, düzdü. Yuvarlanmış bu kovan. Petekler de burada ters bir şekilde, dik olarak ters bir şekilde dik dik kalmış petekler. Ara o yüzden kendini şey yapmış, ısıtabilmiş gece diye düşünüyorum. Çünkü hiç Allah'a bin şükür kayıp yok yani. Helal mal işte böyle oluyor arkadaşlar. Yani Allah çalışanın hakkını bir şekilde veriyor. Çok üzülürdüm. Gerçekten çok üzülürdüm bu arıyı kaybetseydim. Anasını kaybetseydim. Çünkü şurada bir ay sonra, bir buçuk ay sonra bunları çoğaltmaya başlayacağız. Hava burada güzel. Arıları sıkıştırdım. 5 çıtaya düşürdüm. 8 çıtalık arıyı. İnşallah o kapalı yavrular da üşümemiştir. Bir şekilde çıkarlar. Çıkmazlarsa da artık söküp atacaklar. Anamız cayır cayır yumurta atmaya devam ediyor. Arıcılıkta böyle de şey oluyor arkadaşlar. Ben şu an Aydın'dayım. Saat 12.30'da haberi aldım. 1.30'da buradaydım. İzmir'deydim. İzmir'den buraya geldim. Hemen bir saatte arılığıma ulaşabildim. Sıkıntı yani. Yılın son gününde böyle bir olay geldi başıma. Allah beterimden saklasın. Bunlar bölme kovanlar. Şu da güzel güçlü bir kovanımdır. Allah beterimden saklasın arkadaşlar. Yani umarım bir sıkıntı yaşamayız. Üzücü bir durum. Bunu kim yapar onu da bilmiyorum. Şimdi köye gideceğim, bir araştıracağım. Ama bulunacağını pek sanmıyorum ama. Aklıma farklı ihtimaller de geldi. Şurası domuzlar geliyor geçiyor şuradan. Bakın mesela burada domuz yolu var. Domuzlar geliyor geçiyor. Şuradan domuzlar geliyor geçiyor. Şu dağa karşı dağdan domuzlar iniyor buraya. Yani burada onların bir güzergahı var. Ama ben buraya bir senedir arı koyuyorum. Hiçbir sıkıntı yaşamamıştım bugüne kadar. Şurada böyle bir yeni bir yol gibi bir şey keşfettim. Şuraya şimdi çalılar falan koydum. Bir tane divan koydum buraya geçişi engellemek için. Ses çıkarsın diye şu petleri koydum, hani ürker kaçar diye eğer domuzsa. Bilmiyorum arkadaşlar, Allah'a emanet, ne diyeyim ya. Yani bununla atlattık.
Çok güzel damızlıktı bu ana benim. Damızlık arımın anası çok uysaldır bu. Çok sakin bir ırktır. Öyle kolay kolay sarmaz yani. İnşallah hayırlısıyla. Ya 2 gün önce oksalit asit verdim arkadaşlar. Yani salı günü sabah saat 10'da buradaydım ben. Hiçbir sıkıntı yoktu. Kovanları açtık, oksalitimizi yaptık. Bugün perşembe işte. Yani salı. Ben geldikten bir gün sonra olay olmuş. Dün çarşamba sabahı arkadaşlar görmüş. Tabii bana ulaşana kadar biraz zaman almış. O yüzden bugün perşembe. Bir gece arılar dışarıda kalmış. Allah'tan yağmur yağmamış. Yani hani yağmur yağsaydı belki bunları hiçbirini kurtaramazdık. Yağmur yağmamış. Hayırlısıyla özellikle bu kovanı arkadaşlar takibe devam edeceğiz. Bakalım gelişimlerini de size nasip olursa göstereceğim bir ay, bir buçuk ay sonra. Ana arıyı gördüm. En çok sevindiğim olay oydu. Arıcılık böyle bir şey işte arkadaşlar. İnsan gerçekten çok üzülüyor. Yani evladın gibi bakıyorsun. Başına bir şey geldiğinde, yani ben 40 dakikada İzmir'den gelmişim buraya. Girmişim. İnşallah ceza da yememişizdir. Bir kovan için yaptım bunu arkadaşlar. Bakın hani bir kovan için. Benim için bir kovan dahi çok değerli. Çünkü biz bunlara bir dünya emek veriyoruz. Bunları yetiştirmek için çoluğumuzdan, çocuğumuzdan vakit ayıramayıp gelip arılarla daha çok vakit geçiriyoruz. Bu meslek böyle bir meslek. Umarım arkadaşlar bir daha böyle bir şey yaşamam. Şimdi kovanları şey yapacağım. Bu olaydan sonra şimdi yeni sıfır aldığım kovanlar da var. Onları da direkt koymadan kilit sistemi yapacağım. Yani hiç kimse açamasın arkadaşlar. Götürebilen kovanı götürsün, götüremeyen hiç kapağını kaldıramasın yani. Ne diyeyim artık. Gerçi bu saatten sonra ben de buradayım. Artık köyde yaşayacağım belli bir süre. En azından bal sezonuna kadar. Artık buradayım yani arkadaşlar. Hani arıları da çoğaltıyor olduğumuz için. Bundan sonra buradayız. Umarım her şey güzel olur. Hepinize iyi yıllar diliyorum şimdiden. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.